Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Mavi Yayınları 6. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 1. ünite kazanım sahnesi test 14'teyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Aşağıdakilerden hangisi 9 ve 12'nin ortak katlarından birisi değildir demiş. Arkadaşlar 9'un katlarına bakalım. 9 18 27 36 45 diye devam ediyor. 12'nin katlarına bakıyorum. 12 24 36 48 diye devam ediyor. Bu ikisinin ortak katlarına baktığım zaman ikisinde de 36 olduğunu görüyorum. Yani ikisinin ortak katları 36 72 108 diye devam edecek arkadaşlar. Bakın 36 var, 72 var, 108 var ama 48 yoktur. 30 ve 45'in ortak bölenleri aşağıdakilerden hangisidir demiş. 30'un bölenlerini yazacağım. 30'un bölenleri 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve de 30'dur. 45'in bölenlerini yazalım. 1, 3, 5, 9 15 ve de 45'tir. Şimdi arkadaşlar ortak olanları işaretliyorum. Bakın ikisinde de 1 var. İkisinde de 3 var. İkisinde de 5 var. Ve de ikisinde de 15 var. O zaman arkadaşlar ortak olanlar 1, 3, 5 ve de 15'tir. Toplamda 4 tane. İşlemini yapabilmek için payda yüzden küçük en fazla hangi sayıda eşitlenir? Arkadaşlar kesirlerde toplama işlemi yapabilmek için paydaların eşitlenmesi lazımdı. Birinin paydası 3, birinin paydası 5. Yani biz 3 ve 5'in ortak katlarına bakıyoruz. 3 ve 5'in yüzden küçük ortak katları. İlk önce 3'ün katlarını yazıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18 diye devam edecek. Hatta birazcık daha yazalım. 18 21 24 27 30 diye devam edecek. 5'in katlarına geldim. 5 10 15 20 25 30 diye devam ediyor burası da. Ortak katlara baktığımız zaman bakın 15 30 yani arkadaşlar 3 ve 5'in ortak katları 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 diye devam edecek. 100'den küçük en fazla sayı, 100'den küçük en büyük değerimiz 90 olduğu için C şıkkımı işaretledim. 40 tane mavi top ve 25 tane sarı top birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde poşetlere konulacaktır. Poşetlerdeki top sayılarının aynı olması için mavi top için gerekli poşet sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar 40 ve de 25'in çarpanlarına bakacağız. İlk önce 40'a bakıyorum. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10, 5 çarpı 8'dir. 25'e geldim. 1 çarpı 25 5 çarpı 5'tir. Ortak olanları belirleyelim. Ortak olanlara baktığımızda 1 ve de 5 olduğunu görüyorum. Yani poşetlere 1 veya 5 tane top konulabilir diyorum. Bir top konulursa arkadaşlar 40 bölü mavi top için gerekli olanı sorduğu için 40'a bölüyorum. 40 bölü 1'den 40 poşet. 5 top konulursa 40 bölü 5'ten 8 tane poşet gerekir. Şıklarda 8 olduğu için 8'i işaretledim. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin ortak böleni sadece 1'dir demiş. A şıkkına baktığın zaman her ikisi 6'ya da bölünüyor. B'ye baktığın zaman her ikisi arkadaşlar 2'ye bölünüyor, 10'a bölünüyor, 20'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor. Bir sürü ortak böleni var. D'ye baktığın zaman her ikisi 3'e de bölünüyor. C'ye baktığım zaman ikisinin ortak böleni sadece 1'dir. Büyümüyor. Aşağıda verilen çemberlerden 3'ün katı olanlar mavi renge, 4'ün katı olanlar sarı renge boyanacaktır. Sarı ile mavi rengin birleşimi yeşil renk olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi ilk duruma bakacağım. İlk durumda mavi renge boyanacakları yazalım arkadaşlar. Mavi renge boyanacak 3'ün katı olduğu için 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 ve de 39'dur. Sarı renge boyanacaklara bakıyorum. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 ve de 40'tır. Ortak olanları bir belirleyelim arkadaşlar. Ortak olanlar bakın 12 24 ve de 36'dır. 12 24 36 ikisinde de var. Üst üste gelenler yani şöyle söyleyelim arkadaşlar. Mavi ve de sarı x. Eğer bir kutucuk hem mavi hem sarıya boyanıyorsa onlar yeşil rengi oluyormuş. Son durumda mavi ve de mavi, sarı, yeşil hepsini bir belirleyelim. Mavi olanlar sadece maviye boyananlar olacak. Yani 3, 6, 9, 12 almıyorum çünkü artık 12 yeşil. 15, 18, 21,

Ortak olanlarda yani 12, 24, 36 var. Son olarak beyazlar var arkadaşlar. Beyazlarda hiç boyanmayanlar olacak. Hiç boyanmayanlar hangisi var? Ee, tek tek yazmayalım arkadaşlar. Toplamda kaç tane olduğunu söyleyelim. Toplamda 20 tane var beyaz. Şimdi şıklara bakalım. 10 tane mavi daire oluşur demiş doğru. 3 tane yeşil daire oluşur demiş doğru. 7 tane sarı daire oluşur demiş doğru. 22 tane beyaz çember oluşur demiş yanlış. 20 tane İfadeleri birer doğal sayıdır. Buna göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Arkadaşlar bakın üçgen bölü 30 doğal sayıymış. Üçgen bölü 20 doğal sayıymış. Yani benim üçgenim hem 30'a hem de 20'ye bölünecek. Yani benim üçgenim hem 30'un hem de 20'nin katı olacak. 30'un katlarına bakacağım. 30, 60, 90, 120 diye devam ediyor. 20'nin katlarına bakacağım. 20, 40, 60, 80 diye devam ediyor. Buradan ortak katlarını belirleyelim arkadaşlar. İkisinin de ortak katı bakın 60 diye devam edecek. Yani 60, 120, 180, 240, 300, 360 diye devam ediyor. B var, C var, D var ama A şıkkım olamaz. Çünkü bakın 320 bölü 20 16 eşittir. Bir doğal sayıya eşittir. Ama 320 bölü 30 bir doğal sayıya eşit değildir. Aşağıda verilen mavi ve turuncu dikdörtgenlerin birer kenarları ortakmış. Buna göre ortak kenarlarının uzunluğunu santimetre cinsinden alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı. Bakın mavinin alanı 20, turuncunun alanı 50. Alanlar nasıl bulunuyordu? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Şimdi mavinin Kısa kenar ve uzun kenarların alabileceği değerlere bakıyorum. 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5. Turuncuya geldim. Turuncunun alanı 50'ymiş. Yine aynı şekilde kısa kenar çarpı uzun kenar yapıyoruz. 2 çarpı 25, 5 çarpı 10'dur. Burada arkadaşlar kısa kenarlarda ortak olanlara bakalım. Hangisi olabilir? 1 var, 2 var, 5 var 10 var yani 1 2 5 10 topluyorum alabileceği değerleri 1 artı 2 artı 5 artı 10 benim buradan cevabım 18 olarak gelir. Üçgen kare ve daire birer doğal sayı olmak üzere. Bakın bu ikisinin çarpımı 60, bu ikisinin çarpımı 45'miş. Buna göre karenin alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı. Kare 60 ve de 45'in ortak bölenlerinden birisi olacak. 60 ve de 45'in arkadaşlar ortak bölenlerine bakalım. Burası 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12 6 çarpı 10'dur. 45'e bakıyorum. 1 çarpı 45 3 çarpı 15 5 çarpı 9 Buradan ortak olanları yazalım arkadaşlar. Ortak olanlar 1, 3, 5 ve de 15'tir. Yani karenin alabileceği en küçük değer 1, en büyük değer 15, toplamları ise 16'dır diyoruz. Alanı 44 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olduğuna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaçtır? Arkadaşlar alan 44 santimetre kareymiş. Kısa kenar çarpı uzun kenar. 1 çarpı 44, 2 çarpı 22, 4 çarpı 11 diyoruz. Çevre uzunluğunu bir bulalım buradan. Birinci durumu bakıyorum. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Burası arkadaşlar 90 santimetre olarak geliyor. İkinci duruma baktım. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Burası arkadaşlar 48 santimetre olarak geliyor. Üçüncü duruma son duruma bakıyorum. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Burası da 30 santimetre olarak geldi. Çevre uzunun en az değerini istiyor. En az değeri 30 santimetredir. 32 ile kare, pardon 32 ile üçgen sayısının ortak bölenlerinden en büyüğü 8'miş. Buna göre üçgen sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Üçgenin çarpanlarından birisi arkadaşlar 8 olması gerekiyor. Şimdi benim eğer üçgenim 16 olsaydım 32 ve de 16'nın ortak bölenlerinin en büyüğü 16 olurdu. Dolayısıyla 16 olamaz. Buraya geldim. Üçgenim 8 ise 32 ve de 8'in ortak bölenlerinden en büyük 8 olur. 4'te 4 olurdu, 2 de 2 olurdu. Bizden 8'i istediği için B şıkkımı 8'i işaretledim. 600 mm uzunluğundaki paralel iki çizgi üzerine başla ve sonda olmak üzere aşağıdaki gibi mavi ve kırmızı noktalar konuluyor. Buna göre kaç tane mavi ve kırmızı nokta aynı hizada olur? Bakın maviler 20 mm'de bir, kırmızılar 30 mm'de bir. Mavileri yazıyorum. 20, 40, 60, 80 diye devam edecek. Kırmızıları yazıyorum. 30, 60, 90 diye devam edecek. Ortak katlarına baktığımız zaman 60 olduğunu görüyorum. Yani 20 ve 30'un ortak katları 60, 120, 180, 240 diye devam edecek. Nereye kadar yazalım? 600'e kadar yazalım. 240, 300, 360, 420, 480, 540 ve de son olarak 600. Arkadaşlar saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane aralık var ama arkadaşlar 11 tanesi aynı hizada olur çünkü bakın başlarda da var. Dolayısıyla 11 diyoruz. Yani buraya dikkat. 10 tane olduğu için cevabımız 10 olmuyor. Başlarda da olduğu için 11 diyoruz. 27 ve 33 metre uzunluğundaki iki özdeş tahta artmayacak şekilde uzunlukları metre cinsinden doğal sayı olan ve eşit uzunlukta en büyük parçalara ayrılacaktır. Bir kesim işlemi 3 dakika sürdüğüne göre 33 metre uzunluğundaki tahtanın parçalara ayrılması için kaç dakika gerekiyor? Şimdi arkadaşlar 27 ve de 33'ün bölenlerine bakacağım. 27 bir çarpı 27. 3 çarpı 9'dur. 33. 1 çarpı 33. 3 çarpı 11'dir. Ortak bölenlere baktığımız zaman 1 ve 3 olduğunu görüyorum. Yani parçalar 1 metre veya 3 metre olabilir diyorum. Şimdi 33 metre için bizden bunu istiyor. Diyorum ki parçaların uzunluğu 1 metre olsam, 33'ü ben 1'e böldüm. 33 defa kesim gerekiyor. 33 parça gerekiyor. 33 parça için 32 defa kesim gerekiyor. 32 ile 3'ü çarptığım zaman 96 oluyor. Şıklarda 96 yok. Şimdi geldiğimde 33'ü bu defa 3'e bölüyorum. Toplamda 11 tane parça elde ediyorum. 11 parça olması için arkadaşlar 10 defa kesimin olması lazım. Her kesim 3 dakika sürüyormuş. 10 ile 3'ü çarptım. Cevabım 30 dakika olarak geliyor. Böylelikle videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.